Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa şu görmüş olduğumuz ahkam belgesini okuyacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın diyerek dersimize başlıyorum. Hemen büyütelim belgeyi. Evet, belgeyi büyüttüğümüzde ne görüyoruz? Yine Rakka'yı görüyoruz arkadaşlar. Hatta bir tık daha büyütebiliriz. Evet, şöyle ortalayalım. Tabi bu arada abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmuyoruz arkadaşlar. Rakka valisine ve Suruç ve nokta nokta kadılarına hüküm ki. Geçen arkadaşlar öyle bir şey oldu ki şurayı, burayı değil şöyle göstereyim. Şurayı neredeyse Berveçhi diye okuyordum. Yani şu kısmı ber, şurayı da veçhi şeklinde okuyacaktım. Yani çok ber, veçhi. O yüzden arkadaşlar Osmanlıca okumak gerçekten dikkat istiyor. Yani Rakka'da ya da Urfa'da Suruç olduğunu bilmeseniz burayı berveçhi şeklinde okuyabilirsiniz. Ondan sonra bu neydi diye belki sıkıntıya düşebiliriz. O yüzden lütfen dikkat ederek okuyalım arkadaşlar Osmanlıca belgeleri. Birecik Sanca. Elif'i biraz uzun yazmış, insaflı davranmış. Genelde Elif harfini kısa yazarlar. Burada idare eder Bodur ama yani diğerlerine göre. Mesela şurada da Elif var. Burada gördüğünüz gibi daha Bodur, daha kısa. Şurada da Elif var gibi duruyor. Yok, defter kelimesi orada Elif yok. Ama şurada nahiye derken Elif'i görüyorsunuz ne kadar Bodur yazmış. O yüzden buradaki Elif İ. Biricik sancağında Suruç nahiyesinde. Arkadaşlar Suruç nahiyesi demişken burada bir izahat yapayım. Bazen Suruç nahiyesinin Urfa'da, Urfa'ya bağlı bir nahiye. Bazen de Birecik'e bağlı olduğunu görüyoruz. Yedi nefer R'yi yapmış güzel. A'yı yapmış güzel. Elif'i biraz böyle yapmış. Oraya da bir ampul takar gibi bunu yapmış. Altaya da bunu koymuş. R'a'ya arkadaşlar. Şu ya'nın işareti bu. Yedi nefer re'aya ile 4000 akçe. Akçenin de aslında Elif'inin buradan ayrılması gerekiyordu. Çok izahat yapmak aslında akıcılığı ve sıkıcılığı tetikliyor ama bazen duramıyorum. Lütfen bu kısmı, bu durumu da yorumlar kısmına yazsın. Yazın lütfen. Bazusu olan, en sevdiğim yazı olan, muhteşem. Bazısı olan kariye-i pare pare-i fevkani. Biz bu belgeyi okuduk mu? Çünkü ben bunu okuduk gibi görüyorum. Sanırım biz bu belgeyi okuduk arkadaşlar. An cemaati seradi-i Seradi-i Hafname diyorum ben buraya. Eğer burada bir sıkıntı varsa lütfen yorumlar kısmına arkadaşlar yazın. Ve yine Nahiye-i Mezbure'de 16 nefer. Yine Reaya'nın yazılışına dikkat edin. Bakın şu da Reaya. Bu da Reaya. İkisinin yazılışı aynı mı? Lütfen dikkat edin. 6 nefer reaya, 16 nefer reaya ile 4000 akçe bazar kariyeyi pare pare tahtani an cemaatı seradi deyü defteri mufassalda, yani geniş defterde muharrer kalemiyle başka başka tahrir ve defteri icmalde cemaati Gökçe
öyük ve mea gayriha biriktirilip, biz bu belgeyi okuduk gibi ama arkadaşlar artık başladık, bitirelim. Mirlivai balis hası mülhakatından iken, mirlivai balis hası mülhakatından iken, ba hattı tevki'i havası hümayunuma tahsis ve bervechi suruç gibi, arkadaşlar şu noktayı görmeyin, şurası suruç gibi, ve bervechi malikane Hasan ve Mustafa zide kadruhmanın uhdelerinde olmağıyla mukata'i merkume, adı geçen mukata'a mülhakatından olup kadimden hası tarafından zapt ve taşir oluna gelen pare pare-i tahtani karyesi için dergah-ı muhallam gediklülerinden, bu sefer biraz hızlı okuyoruz arkadaşlar, Ahmet zide mecduhunun Birecik ve Ruha sancaklarında Suruç ve gayri nahiyelerde nahiyelerde. Burası arkadaşlar Halil galiba. Pardon, Cebel de olabilir burası. Cebel diyelim. Cebele de benzemiyor ama Halil de diyebiliriz. Halli Karde, namı Kariye. Halli Karde. Olabilir. Siz yine yorum yapmak istiyorsanız arkadaşlar dakika saniye vererek buraya yorum yapabilirsiniz. Halli Karde mi, Cebeli Karde mi artık neyse. Kariye ve gayriden mutasarrıf olduğu zeameti. Demek ki bir zeamete tasarruf etme durumu var. Zeameti aklamından, kalemlerinden. Suruç, berveçhi değil arkadaşlar. Suruç nahiyesinde 1080, 80'i ne güzel salyangoz gibi yapmış. 80 akçe bazar pare pareyi vustani, ne fevgani ne tahtani arkadaşlar. Bu sefer vustani mezraası olmak iddiasıyla gediklüyü muma, özür diliyorum, gediklüyü muma ileyhin, yani adı geçen kişinin bundan akdem ıstar ettirdiği, yani çıkarttığı, yazdırdığı emri ali mucebince, şu yazının asaletine bak, 7 kilometre ileriden mucebince olduğu belli. Vekili ile mahalli nizaın, yani niza mahallinin üzerinde ledel mürafaa. Ne demek ledel mürafaa? Yani yargılama yapıldığında ledel mürafaa zikr olunan, ne güzel olunan yazmış. Pare pare-i, yine bir tamlamaya giriyoruz. Pare pare-i tahtani arkadaşlar. Gördük mü? Pare pare-i tahtani karyesi. Öteden beri, öteden beri zapt tarafı mukataadan, zaptı silmiş tabi, tarafı mukataadan zapt, şimdi zaptı yazmış, ve taşir oluna gelen mülhakattan, mülhakatından ve pare pare-i vustani mezraası dahi, mezraası dahi zeameti merkume aklamından olduğunu, cemmi gafir ala tariku şehade haber verdiklerine binaen, binaen mülhakat mukat mülhakat mukataadan olan,
olanı da gerçekten 7 kilometre öteden tanırız. Pare, yine herhalde pare pare çünkü bu. Pare pare-i tahtani karyesine gediklü muma ileyhin taarruz ve müdahalesi men'i için taraf-ı şerden ba'det tembih verilen hüccet-i şer'iyye mucibince emr-i âli dahi sadır olmuşken yine memnu olmayıp berveçhi muharrer suruç değil arkadaşlar berveçhi muharrer bir takrib ile ıstar ettirdiği bir şekilde herhangi bir şekilde ne olmuş olmuş yaptırmış emr ile gedüklüyü muma ileyhin emr ile gedüklüyü muma ileyhin vekili tacizden hali değildir diyor. Tacizden hali değildir diyor. Arkadaşlar bu kısmı size bırakıyorum. 11. dakika 44. saniye. Neyinde olan, elinde olan anlamında bir de ipucu vereyim. Oradan çıkartırsınız. El kelimesinin eş anlamlısı olan hucceti şer'iyye ve emri ali muceplerince mukata'i merkume mülhakatından olan salifüzzikr ne demek salifüzzikr adı geçen pare pare-i tahtani karyesine zaimi muma zaim-i muma ileyhin ve vekilinin müdahaleleri men ve def ricasıyla malikane mutasarrıfları merkuman iki kişi. Evet arkadaşlar aslında biz bu metni okuduk. Yani devam etmeye bilmiyorum gerek yok diye düşünüyorum. Daha önceki sırayla gidiyoruz çünkü. Daha önce burayı okumuşuz. Demek ki ondan sonra burayı okuduk. Çünkü bu metni net hatırlıyorum. O halde bir sonraki derste de burayı Rakka valisine, Suruç ve kadılarına diye burayı okuyacağız. Ve böylelikle bu ahkam belgesini bitirmiş olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.